karar verilmiş. Tabii ayrıtları şöyle, burası 36 olsun, şurası 48 olsun, bu tarafta 60 olsun. Biz bunun içine küpler yerleştirmeyeceğiz ama küplere bölecekmişiz. Yani içine küp yerleştirecekmişiz gibi düşünebiliriz. Şöyle küplere bölünecek. Şöyle. Şöyle çiziyorum. Şimdi bizim bu şekilde küplere böleceğimize göre kübün bir kenarına x diyelim. Şuraları hep küpler biçiminde böleceğimiz için x'in x uzunluğu şu 60'ı bölmeli. Bu tarafı da böyle x x x diye böleceğiz. 48'i de bölmeli. Şu an göremiyoruz ama şöyle arkaya doğru. Yani şu ayrıtı da böyle x x x diye böleceğimiz için x'imiz bunların üçünü birden bölmeli. Yani bizim x'imiz 36, 48 ve 60'ı bölen bir sayı olmalı. Yani bizim buradaki küpümüzün bir kenarı şu sayıların üçünü de bölebilen bir sayı olmalı. Yoksa küpler meydana gelmez. Bunların üçünü de bölebilen en büyük sayı da obekleri. Biz eş küpleri alacağız. Evet. Şimdi şunun büyük olmasını istiyoruz. Olabildiğince büyük demiş çünkü şurada ya. Burada olabildiğince büyük demiş. Obeklerini bulalım. X eşittir. Bunların obebi olacak. Bunları bölebilen en büyük sayı yani. Obeb 36, 48, diğeri 60. Şimdi asal olmak zorunda değil. Üçünü de bölen herhangi bir sayı varsa o sayıya bölebiliriz. 6 bölüyor mesela. 6'ya bölüyorum. 6. 6'ya bölüyorum. 8. 6'ya bölüyorum. 10. 6 atacağım dışarıya. Şöyle olacak. X eşittir. 6 çarpı obeb 6, 8, 10. Şimdi 2 böler hepsini. 2'ye bölüyorum. 3 kalır. 2'ye bölüyorum. 4 kalır. 2'ye bölüyorum. 5 kalır. Dışarı 2 atıyorum şimdi. Bu durumda dışarısı x eşittir. 6 çarpı 2, 12. Geriye kalanlar da 3, 4, 5 olacak. Bunların obebi 1. Şurası 1. Demek ki bizim x sayımız 12 olacak. Bu 3'ünün obebi 12'ymiş. Yani bizim şu kübümüzün bir kenarı 12 olacakmış. Şimdi bölme işlemini yapacağız. Bu şekilde kestikten sonra aralarda da küpler meydana gelecek. Bizim istediğimiz şey kübümüzün iki yüzünün boyalı olması. Eğer şu ortadan seçersek biz kübümüzü, şu yüzeydeki küplerden olursa bir yüzü boyalı olur. İç taraftakiler boyalı olmaz. Köşeden seçersek 3 yüzü boyalı olur. Yani bu yüzü boyalı, bu yüzü ve de bu yüzü. 3 ayrı yüzü boyalı olur. Köşeden almayacağız. Şu yüzeyden de almayacağız. Şu kenarlardan almalıyız. Eğer şuradan alırsak, şöyle bir küp alırsak, bu yüzü ve de bu yüzü boyalı olur. Yani bizim aradığımız şey köşe olmayan şu ayrıtların üzerindeki küpler. Bu üstlerindekileri arıyoruz. Şunu sileyim. Şimdi şunlar üzerinden hareket edeceğim. Mesela 60'lardan kaç tane var? Biz bu kübün arka yüzünü görmüyoruz ama bu arkaya doğru devam ediyor. Şöyle. Şöyle devam ettireyim. Bu 60 birimlik uzunluktan bir tane burada var. Bir tane burada var. Bir tane burada. Bir tane şu arka tarafta var. Yani 4 tane var bundan. Bunların üzerindekileri sayabiliriz. Ama bu 60 birimlik üzerinde bizim işimize yarayan kaç tane küp meydana gelecek? Bir de ona bakalım. Köşelerdekileri almayacağız. Eğer biz 60'ı 12'ye bölersek, tabii şuradaki sayı çıkacak. 5 sayısı çıkacak. 5 tane küp meydana geliyormuş. Yani şu uzunluğu 60 olanın üzerinde, bu uzunluğu 60 olan, 5 tane küp meydana gelecek. Şöyle çiziyorum. Biz iki baştakileri seçemeyiz. Bunlar köşe olacak çünkü. Tam şu köşelere gelecek. Köşelerdekilerin de 3 yüzü boyalı oluyor. Sadece 3 tane seçebiliriz. Yani 60 birimlikten, 60 santimlikten bizim işimize yarayan 3 tane küp ortaya çıkıyor. 3 tane. Tabii bunlardan 4 tane olduğu için 60'lıklardan 1, 2, 3, 4 tane bunun 4 katını almalıyız. 4 çarpı 3'ten 12 tane. Yani 60 birimliklerde, 60 santimliklerin üzerinde bizim istediğimiz türden 12 tane küp oluşur. Aynı şeyi ötekilere yapacağız. Şu 48'liklere bakalım. 48'i bölüyorum 12'ye.
4 şu sayı, o da tesadüf değil. Tabii iki baştakileri hariç tutarsak, iki tane bizim işimize yarayan küp oluşacak. Bunun da 4 katını almalıyız. Çünkü bu 48'liklerden de 4 tane var. O zaman 4 çarpı 2'den 8 tane de buradan buluruz. İşimize yarayan nitelikten. Bir de diğerine bakalım. Üçüncüye. Bunun ayrısı da 36 idi. 36'yı 12'ye bölüyorum. 3 çıkıyor. Yalnız iki baştakileri biz alamayacağız. Buradan bizim işimize yarayan bir tane çıkacak. Ama bu 36'lıklardan 4 tane olduğu için, 1, 2, 3, 4 tane olduğu için 4 çarpı 1'den buradan da 4 tane küp elde ederiz. O halde sonuç olarak, sonuçta 8 tane buradan, 12 tane şundan, 4 de bundan elde ettik. Buradan 24. Yani işimize yarayan nitelikte 24 tane küp oluşacaktır.